Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Mount & Blade Warband Osmanlı senaryosunun yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz ve en son neler yaşanmıştı? En son Rodok Krallığı'nın cephesinde iki büyük savaşa tanık olmuştuk ve bu iki büyük savaşta da galip gelen taraf biz olmuştuk. Ve bunlardan önce Osmanlı Devleti'nin güzide şehirlerinden Ankara şehrinde bir işletme satın almıştık ve o işletmeden de sabit 400-450 akçe arası gelir elde ediyorduk. Gayet güzel bir şekilde ilerliyorduk. Bu arada nefes nefese olduğum için kusura bakmayın lütfen ve hemen daha soluğumuzu alır almaz yeni bir savaşa daha tanık oluyoruz arkadaşlar. Yeni bir savaşa daha katılıyoruz. Yanılmıyorsam Hadim Ali Paşa'nın ordusu, Muhammed Ali Paşa'nın ordusuna güvenerekten büyük bir Kergit ordusuna saldırmış ama Kergitlerle savaş halinde değiliz. Muhtemelen saldırdıkları yine Rodok İmparatorluğu'nun askerleri ama haritada çok uzağımızda yer alıyorlar. Bakalım neler olacak, çok merak ediyorum. Bu arada ben hala terfi alabilmiş değilim ordudan. Ne zaman terfi alacağımı da merak ediyorum doğrusu. Bakalım ağır ağır yürütelim atımızı. Bir tık daha hızlı. Sanırsam arkadaşlar bu yürüyüşün adına ne diyorlarmış ya? Bu yürüyüşün adına ne diyorlardı abi? Ay bu yürüyüş bir adı vardı bu yürüyüşün de. Gerçekten çok garipti, onu bilemedim şimdi. Neyse. Geliyorlar mı? Aynen, gelmeye devam ediyorlar. Şu noktadan gelecekler öyle mi? Abi burası pusu için mükemmel alan diyecektim. Adamlar şuradan geliyor. Onların da atlı askerleri var. Tövbe bismillah. Ve onların askerleri de Osmanlı askeri. Birinin ihanetine mi uğradık acaba? Bizden birisi ihanet etti sanırım. Kesinlikle birinin ihanetine uğruyoruz arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması yok ve ben bu arada okların açık hedefiyim. Okların açık hedefi olmaktan kaçmak istiyorum. Şu tepenin arkasına sığınarak sanırım okların açık hedefi olmaktan kaçabilirim. Attan da inersem eğer atı kendime siper olarak kullanacağım. Bu sayede ok atışlarından, yoğun ok atışlarından kaçmayı başarabileceğimi umut ediyorum. Çok saçma bir arazide olduğumuzu söyleyebilirim. Yani şu an savaştığımız arazi gerçekten çok saçma bir arazi bence. Ve adamlar abi tam pusu alanına iniyorlar ya. Resmen tam pusu alanına iniyorlar yani. Adamları orada çok rahat bir şekilde halledebiliriz. Aşağı inip güzel bir baskınla onların işlerini bitirebiliriz. Ya da onlar yukarı çıkacaklar. Ama ben anlamıyorum abi, neden Osmanlı askeri, yani Osmanlı Devleti'nin bir askeri olarak diğer Osmanlı Devleti askerleriyle savaşmak durumundayız. Birisi bize ihanet etmiş anladığım kadarıyla. Karşı taraftaki düşman kim görmedim ama bir ihanete uğradığımız kesin ve saldırmak yerine savunan taraf olmayı tercih ettik. Bu da ilginç. Umarım savaşın ikinci kısmı da böyle saçma bir arazide gerçekleşmez. Çünkü arazi gerçekten çok saçma ve onlar buraya gelir gelmez hücum emri verildi. Ben at üzerinde savaşmayı sevmiyorum. Hatta bu savaşta yer almayı da sevmedim ama yapacak pek fazla bir şey yok maalesef. Ya kendi askerlerimize karşı savaşıyoruz. Bu benim hoşnut olduğum bir durum değil açıkçası. Ama ihanete uğradık galiba. Sanırsam ortada bir ihanet durumu söz konusu. Osmanlı Devleti'ne ihanet etmişse cezasını çekecek. Her ne kadar bizim askerlerimizden de olsa, bizim devletin askerlerinden de olsa ihanetin bedeli ödenecek aga. Ama karşıdakiler full acemi olan abi. Çok fazla gelişmiş birlik yok. Ve cellat gibi gelip akıllarını aldım onların. De orası nasıl bir, bura nasıl bir arazi arkadaş? O benim kilimdi. Kilimi çaldı report. Birazcık League of Legends oyununa bir roleplay yapayım dedim de. League of Legends oyununda reportlanmanız için kill çalmanıza gerek yok abi. Safe oynuyorsanız report edilirsiniz. Saldırgan oynuyorsanız report edilirsiniz. Adamlar son piktir, mid demiştir. Siz mid oynamak istersiniz report edilirsiniz falan filan. Gerçekten ne olacak bu lol kitlesinin hali bilmiyorum ya. Çok fazla çoluk çocuk dolu abi. Yani sen çok mu büyüksün lan, çoluğu çocuğu mu küçümsüyorsun diyorsanız eğer, hayır abi ben kimseyi küçümsemiyorum ama ya gerçekten adamlar nezaket nedir bilmiyorlar. Nezaket nedir bilmiyorlardan ziyade oyunun oynanış biçimini bilmiyorlar bence. Hani o pick sırası denen sistem niçin yapılmıştır? Baştan sona seçsinler diye. Yani seçilme sırasına göre o pick sırası önceliktir. Adam öncelikliyse mid oynamak istiyorsa mid seçer, support oynamak istiyorsa support seçer. Kimse kimseye karışamaz ama
Bir de şey çok bilmişler var abi. O çok bilmişlere de ben ayar oluyorum. Hani şu sihirdar büyüsünü çıkar, bu büyüyü yerleştir. Şu itemi çıkma, bu itemi çıkma. Bırak ben nasıl oynamak istiyorsam öyle oynayayım abi. Neyse konu reporttan nerelere geldi abi. Bu arada kimseye tek atamıyorum. O da dikkatimi çekmedi değil. Dikkatimi çekti ama ve lakin pek takmadım. Bu adama tek atamamam normal. Full zırhlı da hani şuna niye tek atamıyorum diyecektim. Attım ona teki. Aldım. Aldık abi. Aldık karşı tarafı. Karşı tarafı aldık da bize ihanet eden kim? Onu öğrenmek istiyorum ben. Oo tamam. Atlar para ediyor abi. At eşittir nakit para. At eşittir nakit para. 100 kergit okunu da alırım. Eğrilmiş kergit oku ama bu pek bir işe yarar mı bilmiyorum. At kesinlikle tam anlamıyla nakit para abi. Zırh 12 hız 50, zırh 10 hız 40. Aldım seni Pikachu. Ağır bilmem ne. 15-50 hız. O zaman ben bunu alayım da siyah hat daha güzel be abi. Siyah hat daha güzel. At kesin para. Yani at bir kere kesin para aldığınız binek. Size kesin para olarak geri dönüyor. Bu da iyi bir şey. En azından kar elde etmemizi sağlıyor. Paşam sen hazır buradayken ben bir Ankara şehrine gitsem ya da Bahçesaray şehrine gitsem bir şey alıp geri gelsem. Ha, ne dersin? Güzel fikir mi? Fatih Sultan Mehmet Han Kulunmar Kalesi'nin sahibi oldu. Vallahi bakın arkadaşlar padişah da burada sadece kendine basıyor gibi haberiniz olsun. Sadece kendine çalışıyor gibi geldi bana. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın topraklarına bakar mısınız diyecektim. Çok fazla da toprağı yokmuş. Evet, günahını aldım. Amasyalı Hızır Danişmentoğlu Koca Mehmet Nizamettin Paşa. Evet. Evet, memnun oldum. Memnun oldum. Canan Hanım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın derebeylerinden biridir. Sahip olduğu bir toprak yok. Amcası, erkek kardeşi, kuzeni, annesi, teyzesi, kuzeni, aşirete denk geldik. Güzel olur ama ha onunla evlendiğimiz zaman söz sahibi olabiliriz ve ben hemen komutanla görüşüp ordusundan ayrılmak için müsaade isteyeceğim. Bu arada bu komutanla görüşmek ne kadar çileli işmiş ve kemankeşlerin burayı koruyor olması da çok ayrı bir güzel oldu. Yani. Paşam merhaba. İşlerim için gitmek istiyorum. Teşekkür ederim. 2 hafta içerisinde geri döneceğim. Hiç merak etmeyin. Hemen hızlıca gidip satış işlemini gerçekleştireyim. Adam tekrar ayrılmasın o bulunduğu makamdan. Bu arada bence biz gruptan ayrıldığımızda bize koruması amacıyla veriyor bunları. Ben niye buraya girdim? Benim gireceğim yer burada değildi ki. Benim gireceğim yer erzak tüccarıydı. Bakın arkadaşlar en yüksek para yine atlar ediyor yani normal şeyler etmiyor. O zaman adam akıllı yerlere satalım. Silahı silah tüccarına satalım abi. Ok da silah tüccarının işi. Zırhı zırh tüccarına satalım. Efendime söyleyeyim. Atı da at tüccarına satalım atları da. Ki atlara çok büyük bir meblağ alamadık şahsen ama yine en yüksek para atlardan geldi. Yapacak pek fazla bir şey yok maalesef. Ne kadar toparlayabilmişiz baktığımız zaman. 2.942 akçe toplayabilmişiz. Bu arada benim bu işlemleri ışınlanarak yapmamın bir sebebi de şu arkadaşlar. Ben grubumda olmayan askerler için para ödemek istemiyorum. Bu askerler zaten benim grubumda değiller. Yani benim grubum mu bilmiyorum. Yavaş yavaş dağılıyor mu grubum? Hiçbir fikrim yok da. Maaş ödemek istemiyorum abi. Askerlerime maaş ödemek istemiyorum. O yüzden birazcık hızlı hızlı gidip geliyorum. Bu arada gücü 15 yapalım. Gücü 15 yaptıktan sonra çevikliğe verecektik galiba. Çünkü daha fazla silah hünerimizi geliştiremiyorduk sanırım. O silah hünerini geliştirmek amaçlı çevikliğe verip buradan silah ustasını yükseltmeyi planlıyordum ben. Güçlü darbeyi alayım ben o halde buradan. Ve hemen bir kayıt aldıktan sonra tekrar gidip Muhammed Ali Paşa'ya bağlılık yemini edeyim. Yani tekrar ordusuna girmeyi deneyeyim. Bu arada bir padişahın derebeylerinden biri olmayı denesek acaba diyeceğim ama henüz o kadar param yok maalesef. Henüz kendimi o boyuta gelmiş, o hazırlığa gelmiş hissetmiyorum. Çok daha fazla işletme almam lazım. Şimdi arkadaşlar oyunu birazcık pausta gezelim.
Gördüğünüz gibi Ankara şehri diyorum. Osmanlı Devleti'nin birçok toprağı var arkadaşlar. Ben her ne kadar renk körü olduğundan dolayı Rodoklarla bizim topraklarımızı karıştırsam da temel olarak nereler var bilebiliyorum. Konstantiniye şehri bu arada Bursa Sancağı'nda normal şartlar altında bize ait olması gerektiğini düşünüyorum. Ama kaybettik galiba orayı. Her neyse. Bakın arkadaşlar, Ankara şehri, Bahçesaray, Edirne, Konstantiniye, 4 tane büyük şehrimiz var. Ben bu 4 büyük şehirde de kadife işletmesi açsam eğer, yani kumaş işletmesi açarsam haftalık bana gelecek para 2000 dinar olur ve 2000 akçe olur. Pardon, sürekli dinarla karıştırıyorum. Ve ben haftalık 2000 akçe alabilirsem ordumu dilediğim gibi geliştirebilirim, dilediğim gibi genişletebilirim. Bu işletmelerden gelecek 2000 akçenin yanı sıra eğer bir derebeyi olursam ve padişahım bana toprak vermeyi düşünürse, toprak verirse, bana toprak bahşederse, o toprakları işleyerek oradan da fazla fazla gelir elde edebilirim. Yani şu an için bağımsız bir derebeyi olmak ve savaşlara katılmak için, yani almamız gereken çok büyük bir yol var arkadaşlar ve bu çok büyük yolun ilk adımını attık biz. 4 büyük adım daha attıktan sonra bağlılık yemini edip ordu toparlayıp kale fethetmeyi deneyeceğiz. İşte yeni toprakların bize verilmesini isteyeceğiz. Toprakları bize vermesi için padişahla ve diğer derebeyleriyle aramızdaki ilişkiyi ilerleteceğiz. Daha alacağımız çok büyük yol var. Hemen görevine geri dön diyelim. Ve bu arada ben bir kaydı kontrol edeyim. Kayıtta mıyız? Bir an için ufak çaplı bir kalp krizi geçirdim diyebilirim. Kayıttayız. Herhangi bir problem yok. Ve takılmamış da. Güzel. O halde hemen devam edelim. Ve buradakiyle de kayıt uyumluymuş. Pekala. Bekliyoruz bakalım. Neyi beklediğimize dair pek bir fikrim olmasa da İzmir Sancağı'nı kuşatacak herif. Bizimki basıp gidiyor, bir emir almış gibi sanki. Üstten bir komuta girilmiş gibi. Adam koordinatlara doğru yaldır yaldır ilerliyor. Yani derebeyi olarak bağlılık yemin ettikten sonra bana bir köy bile verse ben o köyü çok güzel bir şekilde geliştirebilirim. Düşmana karşı hücum başlat diyelim. 381 askerimiz var. Düşmanın sadece 39 askeri var ve bizimle beraber Gedikli Mehmet Paşa da, Gedik Mehmet Paşa da savaşa katılmış. Atın hızını görüyorsunuz abi. Atın hızını görüyorsunuz, yani şu 50 hızın avantajını görüyorsunuz. Ve atım diğerinden çok daha hızlı ve zırhlı. Çok fazla zırhlı değil ama zırhlı son itibariyle. Bunlar da Osmanlı askeri abi. Biz neden sürekli ihanete uğruyoruz acaba? Onu öğrenebilir miyim? Neden kendi birliklerimizle savaşıyoruz? Bir iç savaş durumu mu söz konusu acaba? Hoş olmayan bir durum ama bir iç savaş durumu söz konusu olabilir. Çünkü genel olarak savaştığımız, ikidir savaştığımız kendi askerlerimiz. Bir ihanete uğruyoruz ama bilemiyorum artık. Neden ihanete uğradığımızı. Ufak çaplı bir iç savaş mı var acaba ya? Savaştığımızın hangi krallığa ait olduğunu da göremiyorum ya. Neyse, bu savaştan sonra bir taraflar kısmından kontrol edeyim acaba. Bizden kimler nereye gitmiş, kimler hangi krallığa hizmet ediyorlar? İç savaş mı var, isyan durumu mu söz konusu? Bilemiyorum artık. Bir sürü ihtimal var. Bu arada at çok güzel çizilmiş ya. Yani ben bu atın çizimini çok beğendim. Yani şu atla bunun arasında bence fark var abi. Yani şuradan bakınca da görebileceğiniz gibi bunun çizimi bence daha özenli yapılmış. Renklerinin koyu olması da ayrıyetten ilgimi çekti. Bir ölü bir yaralımız var ve karşı tarafta Yarıl Davut diyor. Yarıl Davut dediğine göre bir tarafa geçmiş ama hangi tarafa bilmiyorum abi. Bakalım şuradan bir çıkalım. Görevine geri dön diyelim ama göreve geri dönmeden evvel hemen bir saniye kayıt aldıktan sonra notlar kısmından bakalım, taraflar kısmına. Çok fazla kazara ESC'ye bastım. Kim kime hizmet ediyor abi? Ve Kergitler'de var mı bizden biri? Asagun, Burola, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Bizden yok galiba burada biri. Nortlarda var mı? Yarıl Mehmet, Yarıl Davut. Yarıl Mehmet ve Yarıl Davut bizden gitti onlara. Yarıl. Yarıl. Yarıl Metiyas. Metis bizden gitmedi. Kral Ragnar'ın derebeylerinden biri Bursa Sancağı. Demek ki Bursa Sancağı ele geçirilmedi. Bursa Sancağı kendi elleriyle bir düşmana teslim edildi. Rodoklar'da var mı bizden biri? Rodoklar'da bizden biri yok galiba. Sarranit Sultanlığı'nda var mı? Sarranit Sultanlığı'nda da yok. Ve burada da yok sanırsam. Aynen abi. Devlet-i Aliye Osmaniye ile Nortlar savaş yapmış. Nort Krallığı en kötü savaşını yaptı diyor. Anlaşılan biz baskın çıkmışız bu savaşta. Ya topraklarımız
alınmamış abi. Kendi eliyle teslim etmiş gidip bağlılık yemini eden padişah. O da birazcık sinir bozucu bir durum açıkçası. Bakalım. Bizim Muhammed Ali Paşa da gerçekten çok büyük savaşlara katıldı arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz burada benimle birlikte. Ben oynarken seyirci oluyorsunuz olaya. 4, 2 bölümdür 4 büyük savaş yaptık galiba. 2 büyük, 2 ortanca savaş da sayılabilir aslında. Hepsi çok büyük savaşlar değillerdi ama güzel savaşlardı. Yani bol bol savaşlara giriyoruz topraklarımızı savunmak adına. Bilemiyorum. İhanete uğramamız pek hoşuma gitmedi açıkçası. Kontrayer 2 sıkıştırmışız. 36 askeri varmış. Son anda mı yetişiyoruz abi? Son anda mı bir el atıyoruz? Ben de geldim bir saniye bir balta vurayım hesabına. Bizim oğlanlar niye gelmiyor abi? Atımın 50 hızı var ya. Onlardan mı korkacağım? Mızraklı falan da değiller. Nordlar çok iyi ok da kullanamaz. Genelde balta atarlar bildiğim kadarıyla. Genelde fırlatıcı özellikleri meşhur onların. Evet, tahminimde yanılmadım. Fırlatıcı özellik abi. Oo. Şunu alacağım lan artık birini. Abi atın 50 hızı var. Bunlar mümkünatı yok. Tutturup da isabet ettiremezler diyecektim. Ben isabet ettiremedim. Abi fark etmez ki. Bizimkiler gelene kadar ben burayı yararım böyle böyle. Eğer atıma bir zarar gelmezse abi. Evet, atın böyle durdurulmazsa. Bu arada atı delik deşik etti herifler. Abi adam Allahsız gibi ata sıkıyor ya. Abi ben kaç 7-8 tanesini aldım bile ya. Bizim at yavaşladı bu arada doğal olarak. Çünkü atı yamuklu herifler. Bizim Muhammed Ali Paşa nerede kaldı abi? Ha, yukarıdan oklamayı tercih ediyor öyle mi? Tamam abi siz oradan oklayın. Adamların fokus bende zaten. Arkaları dönük. Gidip indirelim şunları. Hiç anlamıyorum bizimkilerin savaş stratejisini ya. Ya da ben pek sabırlı değilim. Gel lan gel. Ağacı kendime siper olarak kullanacağım. Sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol bir yersem çok kötü yerim. Aynen abi bak. Dedim ben bir yersem kötü yerim diye. Ne ciritmiş be? Sonsuz cirit hilesi mi yazdın ya? Adam sayıların varlığını inkar etti arkadaş. Binlerce cirit var. Oha. Oha ama. Yani artık oha. Yeter. Yeter yeter yani. Babanızın parasıyla mı alınıyor kardeşim bu cirit? Kontunuzun parasıyla alınıyor ama. Nordlara ayrı bir tiksinti duydum şimdi 5000 tane cirit deyince. Adamlar sonsuz cirit hilesi yapmış arkadaş. Osmanlı kapı kulu piyadesi çok karizmatik duruyor bence. Tamam son vuruşlar bende kardeş. Lastik bende. 36 tane adam var abi. Zaten 16 tanesini ben kestim. Koca ordu 20 tanesini kesti. Şöyle kalkanı sıyırma olsa ya abi. Kalkana baltanla vuracağım falan böyle. Kalkandaki otlar, oklar, ciritler falan düşecek. Ya bas kontrol F4'e ya. Bir adam için uğraşacağım mı? Oraya kadar gideceğim mi yani? Benim at çok iyi abi. Atı beğendim ya. Atla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz zaten. Atla uyumlu bir çiftiz biz. Bu arada yeni işletme için 3000 dinar da birikmiş vaziyette. Bu da ayrıyetten güzel bir durum benim için. Yakında tekrar bir 10.000 dinar toparlar. 10.000 dinar toparladıktan sonra gidip bu sefer Konstantiniye şehrinde bir işletme daha açarım. Dediğim gibi abi 4 tane işletme açtıktan sonra sabit 2000 akçe alacağıma inanıyorum. O alacağım 2000 akçe ile de kendime bir ordu kurup o orduyla da artık düşmanın kalbine korku salabilirim. Ayrıyetten de birkaç tane de toprağa sahip olsam hiç fena olmaz. Şu an ben hiç sıkılmıyorum abi çünkü ordusuna bağlı olduğum Muhammed Ali Paşa gerçekten çok güzel savaşıyor. Sıklıkla savaşlara giriyor böyle. Savaş araları uzun değil. Yani Warsword Conquest modunda olduğu gibi yüksek elflerin kralının ordusuna katılıp sadece oradan oraya devreye gezmiyoruz abi. Sürekli sınırda bir aksiyon halindeyiz. Sürekli bir savunma halindeyiz. Bu da çok hoş bir şey.
Artık bir terfi versem moruk. Ne dersin, sence ben bir terfiyi hak etmedim mi? O abi gitsene yardıma. Abi yardıma gitsene, orada savaş oluyor abi. Orada savaş oluyor abi. Benim gözcülüğüm sizden daha iyi. Orman haydutları falan, bu ormana zaten girmemek lazım. Burası çok ayrı bir terane. Oho, bizimkiler tutup tutup indiriyor aşağı. Bu ne yapıyor abi? Yarıl Davut'u yendi. Yeter abi, Davut niye bize dalıp duruyor? Ne yapıyorsun kardeş oradan oraya? Çok merak ediyorum şu an. Hani sürekli savaşlara giriyoruz seninle zaten ama şu an pek fazla savaş yanlısı değilsin sanırsam. Kaçıyor muyuz, kovalıyor muyuz? Galiba kovalıyoruz abi. Ve farkındaysanız diğer derebeylerinin asker sayısı o kadar yüksek değil. O kadar fazla asker toplayamıyorlar. Muhammed Ali Paşa öne çıkan sayılı isimlerden biri. Kulmar Kalesi'ne doğru gidiyoruz galiba ama Kulmar Kalesi savunma halinde mi, saldırı halinde mi, desteğe mi yetiştik? Hiçbir fikrim yok ama adamlar büyük ölçüde toplanmıştı ve birisi tekrar Kulmar Kalesi'ne doğru giriş yaptı. Umarım bu sefer sıkıştırabiliriz. Ne yapıyorsun Muhammed Ali Paşa? Lütfen sıkıştıralım artık. Evet, adamları sıkıştıramadık maalesef. Ne yaptığımıza dair de en ufak bir fikre sahip değilim. Ama 129 askerlik bir komutan da bize eşlik ediyor. Bir paşa da bize eşlik ediyor. Burada bir savaş dönüyor ama hiç oralı olmadılar. Sanırsam o Nordlarla Rodoklar arasında geçen bir savaştı diyecektim. Bizimle geçen bir savaşmış. Çok kafasına göre takılıyor. Ne yapıyor bilmiyorum ama bir saniye, hemen şurada ben bir save alayım. Eğer bug'a girecekse şurayı kuşatıp, ben hiç o bug'dan almayayım abi bir dal. Muhammed Ali Paşa tarafından kuşatıldı. 129 askerim var gözüküyordu lan. 29 asker mi? Oha. 129 asker zannettim ben. Sadece 29 askermiş. What? Abi artık bir şey yapsak diyorum. Ben 90 akçe 90 akçe alıyorum ama az geliyor bana. Bu arada bir saniye ya. Ordu raporu. Sizce terfi sıram gelmedi mi artık? 122 gündür ordunuzdayım. Beni bir deli yaptınız, tutturdunuz öyle. Kaldım lan öyle. Allah Allah. Bir tüfekçi müfekçi ulufeci bir şey yap beni ya. Bir dakika, ben komutanla görüşeceğim. Komutanım. Seni tekrar görmek güzel. Ne vardı? Bir sorun var. Taleplerimi bildirmek için buradayım. Hizmetinizden ayrılmak istiyorum. İzin istiyorum. Yok, bir sorun var abi. Kalıcı bir birleşme var mı? Evliliği ittifakla mühürlemek bizim adetimizdir ve aslında biz de İlknur Hanım için uygun bir damat arıyorduk. Bir saniye, İlknur Hanım'a bir bakmam lazım reis. Ona göre gelip seninle konuşacağım. Önce bir bakmalıyım. Bakalım şuradan bir. İsmine göre sıralanıyordur muhtemelen diye düşünüyorum da. Lady İlknur olarak mı arayacağım? Ne olarak arayacağım? Derya Hanım C ile başlıyor. I ile başlayacak değil mi? İlknur Hanım yok. Aha burada. İlknur Hanım. Mahmut Paşa amcası, İshak Paşa amcası, Kahraman Mehmet Paşa amcası, Muhammed Ali Paşa babası, Koca Mustafa Paşa kuzeni, Beyazıt Paşa kuzeni, Sinan Paşa kuzeni, Ferhat Paşa erkek kardeşi. Maşallah. Çok sağlam yere kapak atarız arkadaşlar. Ya kız şu an gözüme çok hoş gözüktü yani. O kadar sağlam yere kapak atarız ki toprağın bini bin para eder. Bir sorun var. Karınızı bir birleşme. Damat olayım mı? Işık Hanım. Başka bir şey. Işık Hanım mı? Damat olayım diyorum, adam Işık Hanım diyor. Kendime damat olarak. Işık Hanım. Olur mu diyorsun abi? Okey mi diyorsun? Okey to mu? Okey to demez bence. Neden okey to demez? Ben bir derebeyi değilim. Daha derebeyi değilim. Ama derebeyi olduğumda mutlaka İlknur Hanım'a doğru yürüyeceğim abi. Oh, savaş nihayet. İlknur Hanım'a doğru yürüyeceğim çünkü acayip yani. Onunla evlendiğin zaman böyle arkana bir ordu alıyorsun abi. Osmanlı ordusunun yarısı senin arkanda. Böyle damatlığa can feda be. Abi onlar da mı Osmanlı askeri? Değiller. Oo, şu gelenle birebir atacağım ben. Şş, sen kimsin? Sen kimsin, bana balta kaldırıyorsun lan? O abi sağlanmışsın. Sağlanmışsın pardon. Reis. Reis saygılar saygılar. Adam blok blok yaptı. Şş, arkadaşım. Arkadaşım. Ulufeci miymiş o? Bak hele, bak bak bak. Öyle gelip de bizim askerimize herkes balta kaldıramaz, tamam mı? Seninle de kalkansız birebir gelirim her türlü. Sıkmayın lan adama oku. Birebir atıyoruz burada. Kimmişsin sen? Kontragör.
Bu ismi asla unutma. Sultan Samet Han bu orduda olduğu sürece, bu topraklarda olduğu sürece sizin burada borunuz ötmez kardeş. Adama geçiririz elhamdülillah. Yalnız kont ne zırhlı geldi be abi. Ya kontun zırhı bizim ordunun zırhının yarısıyla yarışır. Öyle diyeyim. Hoppa. Alırım aklınızı. Aklınızı alırım abi. Ben her türlü birebir atarım abi. Herkesle. Kralla bile birebir atarım yani. No problem benim için. Kralla bile birebir atarım. Adamların krallarıyla bile birebir atarım yani. Birebir her türlü gider abi. Her türlü. Ben ikinci işletmemi de aldıktan sonra yavaştan orduyu kurayım abi ya. Orduyu kurayım. Evlilik için onay bekleyeyim. Toprak işgal edeyim. Bir şey yapayım. Belki derebeyi olarak yemin ettiğim zaman bana bir köy möy bir şey verir. O köyü ilerlete ilerlete yürürüz abi. Yaparız yani bir şeyler ya. Ama bir işletme daha açmak istiyorum. Yani tek işletmeyle bu iş yürümez. Ya sabit 400 dinar gelirle, sabit 400 akçe gelirle ben bu işi yürütemem. 400 akçe gelirden fazlası lazım bize. Birkaçlık daha fazlası lazım. 517, 195, 142, 34'e 8, 36'ya 10. Peki abi, şunu da bırak, şu ikisini alayım ya. Hatta bunu da al da tamam. Kalsın bu da. Kaç para aldık? 180 akçe. Tamam. Kayıt alalım hemen. Veluca şehri Sarlene Sultanlığından Emir Rodun tarafından kuşatıldı diyor. Osmaniye şey Osmanlı Devleti ve Rodoklar barış anlaşması imzalamış. Bu durumda sadece Nordlarla savaş halinde izlemektir bu. Nordlardan biri bizimkini kovalıyor ama bizimkinin hiç umurunda değil çünkü o Filipe'yi kurtarmaya gidiyor galiba. Şimdi de buradan yolu takip etmesine bayılıyorum adamın ya. Ne yapıyorsun abi? Çok merak ediyorum. Sanırsam birazcık aha tut onu, tut onu. Tutamaz ki. Bu tutar. Tuttu, tuttu adam. 24 askerle sana güvenerek daldı. Adam yamuldu abi. Adam yamuldu orada. Yani bizimkine güvenerek daldı. Çort. Demek ki neymiş? Kimseye güvenerek iş yapmayacakmışsın. Katıl abi savaşa 71 askerimize karşı 252 askerimize karşı 71 askerleri varmış. Tabii ben savaşlardan sadece tecrübe alıyorum ama nam kazanamıyorum maalesef. Çekilin onunla ben birebir atacağım. Açın yolu, açın yolu. 40 geçirdim herife. 40 geçirdim, 40 yapar abi. 40 yapar, 40'tan fazla da yapar. Of, bunlar Rodoklar, Nordlar değil mi? Abi Nordlarsa işimiz var ya. Bir tanesi isabet edeydi keşke. Keşkem at üzerinde vurmak nedir bilsem. A vurdum birine. Tamam abi, iniyorum attan. İniyorum attan. Delikanlıysanız bekleyin oğlum. Şu attan ineyim, işiniz bitti sizin zaten. Bekle 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 bekle. Sizi ben kalkansız da yenerim. Hiç fark etmez abi. Aralarına deli yürekli bir dalarım. Hepsini de yarar çıkarım. Geliyorum lan. Şurada bir yeni Nord ordusu çıkmış. Geliyorum oraya, geliyorum. Sabredin. Sen arkacılık mı yapacaktın bana? Sen arkacılık mı yapacaktın? Çiftel silah hünerim falan artıyor bu arada. Benim tez zamanda çeviklik verip silah ustasını almam gerekiyor. Maşallah ne zırh varsa bunlarda da. Yalnız ben bu kadar savaşa katılıp nasıl terfi alamadım hala onu benim kafam almıyor. Bug'a mı girdik acaba bu orduda ya? Ben çoktan Yeniçeri olmalıydım diye düşünüyorum ha. Bir hizmetten ayrılıp tekrar mı girsem? Dur abi şu an keyfim yerinde ya. Ne kadar Yeniçeri falan yapmasa da ben bu itemlarla da iyiyim. Aslında Zülfikar kılıcı alabilecek parayı biriktirdiğimi düşünüyorum da. İşletmeye kasacağım ya. İşletmeye para kasacağım yani. Zırha mırha para vermeyip direkt işletmeye para kasacağım. Alır mıyım onu? Aldık. Aldık. Çok güzel bir şekilde aldık abi. Hey! Güzel. Alabileceğim bir şey var mı? 1.000 tane cida mı? Ne yapıyorsun dayı? Ver ver ver. 1.000 tane cida ver abi. Şey 100 tane cida. 1.000 tane diyorum ya. Bu ne? 100 tane cida ver abi. Ben de cidacılık yapacağım artık. 100 tane ne demek ya?
Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ben bu oyunu pause alayım. Bölümü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.